olduğumuz gibi dost doğru yaşamaz isek, bugün övdüğümüzü yarın yereriz. Bugün yerdiğimizi yarın başımıza tac ederiz. Sevgilerimiz, nefretlerimiz objektif olmaz. Sevgi ve nefretlerimiz subjektif olur. Sevgi ve nefretlerimiz, ilişkilerimiz vakıaya dayalı olmaz. Sevgi ve nefretlerimiz ve ilişkilerimiz menfaate ve çıkara dayalı olur. Eğer dost doğru yaşamaz isek. Dost doğru yaşamamızın da yolu neye bağlıdır? Nefis tezkiyesine bağlıdır. Nefis terbiyesine bağlıdır. Cihad-ı Ekber'e bağlıdır. Dolayısıyla bu kavramların içerisine girmek, bir önceki programda da arz ettik. İnsanın her halinde hem menfi hem musbet etkileri vardır. Nefsi tezkiye etmenin musbet etkileri vardır. Nefsi tezkiye etmemenin menfi etkileri vardır. Evlenmişler, daha yeni evlenmişler. Bakınız, bir örnek arz edeyim. Hanımıyla birinci gün mutfakta kahvaltı yapıyorlar. Kahvaltı esnasında hanımı baktı, karşı dairenin, karşı binanın balkonunda çamaşırlar kuruması için asılmış. Ve kocasına, daha birinci, ikinci gün kahvaltıya oturmuşlar. Kocasına ilk dediği şey, şu karşı binadaki hanımefendi çamaşır yıkamasını bilmiyor. Neden? Çünkü çamaşırları kirli kirli tela asmış kuruması için. Çamaşır yıkamasını bilseydi kirli kirli bu çamaşırları oraya asmazdı. 3 gün, 5 gün sonra yine baktılar, telde çamaşır var. Yine aynı sözü söyledi bu hanımefendi. İşte bu kadın çamaşır yıkamasını bilmiyor. Tabii ki akşama kadar o çamaşırlar kurudu. Karşı komşu çamaşırları topladı. 3-5 gün sonra yine oturdular kahvaltıya, mutfağa. Bu her şeyden önce masada kahvaltıya oturmuşlar. Her zamanki gibi ilk işi balkona bakmak oldu. Balkona baktı, dedi kocacığım, bu hanımefendi çamaşır yıkamasını öğrenmiş. Neden? Çünkü şu anda bakıyorum çamaşırları temizdir. Acaba çamaşır yıkamasını buna kim öğretti? Başladı bu acabayı konuşmaya, kafasında kurgular şekillendirmeye başladı. Acaba kim öğretti gibisinden. Bu şekilde düşünüp bu şekilde konuştuğu zaman kocası dedi ki eşine, canım benim, bu sabah ben senden biraz erken uyandım. Kendi mutfağımızın penceresini temizledim. Deyince hanımın yüzü kızarmaya başladı. Yani lekeli olan karşı balkondaki çamaşırlar değil. Lekeli olan bizim penceremizdir ve sen kendi görevini yapmadın, vazifeni yapmadın. Kendi penceremizi temizlemen gerekirken kendi penceremizi temizlemedin. Kendi penceremiz kirli lekeli olduğu için karşı tarafta gördüklerini kirli lekeli olarak gördün. Başladın komşun hakkında suizan etmeye. Canlar, nefsini terbiye etmeyenler, şeytani sıfatları hayatının dışına atmayanlar, nefis tezkiyesi yapmayanlar, böyle insanların vücut memleketlerinde iki tane pencere vardır. Her insanda iki pencere vardır. Böyle insanların vücut memleketlerindeki iki pencere, ki iki gözden ibarettir. O gözleri daima kirlidir. Mevlana bir sözünde güzel demiş. Mevlana, senin göz penceren, gönül penceren kirli ise benim bahçemdeki çiçekleri sen çiçek olarak göremezsin. Benim bahçemdeki çiçekleri ve güzellikleri sen göremezsin.
Dolayısıyla bir insanın nefsi akla hakim ise ve bu insan dost doğru yaşayamıyor ise, onun vücut memleketindeki bu iki pencere, gözleri baktığı her şeyi lekeli olarak görür. Baktığı her şeyi tozlu, bulutlu, dumanlı olarak görür. Elbette hangi her şeyi, hangilerini, işine gelmeyenlerin hepsini lekeli olarak görür, tozlu, bulutlu olarak görür. Duyduklarını işine göre şekillendirir, tasavvur eder. Yani hayatı dosdoğru olmayan bir insan bakar, bakar ve görür. Aslında bakan kendisi değil. Bakan şeytandır ama bunun gözüyle bakıyor, böylesinin gözüyle bakıyor. Nehcül Belaga'da Mevla Hazreti Ali Aleyhisselam buyuruyor. Konuşan şeytandır ama böylesinin diliyle konuşuyor. Bakan şeytandır ama böylesinin gözüyle bakıyor. İşiten şeytandır ama böylesinin kulağı ile işitiyor.